Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere bugün yeni bir video çekeceğiz. Bugün Şubat'ın 21'i. Hava çok güzel. Arılar ilk sezonu hazır. Şöyle göstereyim. Bayağı bir hareketlilik var. Şimdi arkadaşlar, şöyle arıları fazla rahatsız etmeden şöyle şuradan dolanayım. Kışı hepsi elhamdülillah güzel geçirdi. Az olmalarına rağmen. Yalnız size bir tecrübemi anlatayım. Hangi kovanda? Şu kovan. Şu kovan görünüyor mu? Şu kovan mevcudat azdı. Şu kovanın da mevcudatı çoktu. Şu kovanın da mevcudatı çoktu. Orada bir demir var. Onu göstereceğim biraz sonra. Hatta gideyim şimdi. Arılar bayağı hareketli maşallah. Şu an agresif de olabilirler ama ondan pek şey yapmıyorum. Az olan kovanı, yani mevcudat az olan kovanın arıları kışı çıkarsın diyerekten mesela şöyle anlatayım. Şu başka bir koloni diyelim. 12. ayda, Aralık ayında şu bal katı atmak için koyduğumuz demir bundan anarı yukarı geçemiyor. Buraya bir gazete kağıdı koydum. Biraz delik yaptım hava alsınlar diye. Öbür koloniyi de üstüne koydum. Zaten birkaç gün içinde o gazete kağıdını deliyorlar. Bir tane rizikosu şu. Ya iki ana arı yaşayacak, birbirlerini öldürmeyecekler. Bu koloni üstte, öbür koloni altta. Kışı çıkaracaklar sıcaklıklarıyla. Ya da kolonilerden birisi ana arıyı öldürecek. Nitekim iki tane yapmıştım. Birinde öyle oldu. Ana arıyı öldürmüşler. Ölüsünü de gördüm zaten. Ama diğer kolonide dün baktığımda bir kovanda iki tane ana arı vardı. Yani öldürmemişler. O yukarıda demirin üstünde kendi yumurta atmaya başlamış. Diğeri de altta yumurta atmaya başlamış. Hemen öyle görünce ben de ikisi de sağ yaşıyordu. Ayırdım. Şükür bir tane kaybım var. Onu da ikisini birleştirdiğim için anarı öldürmüşler. O riski o zaten vardı. Diğerini de öldürmemişler. Onu da ayırdım. Şükür şu anda 10 tane kovanımız var. Şu an bayağı hareketlilik var da. Bayağı da değişik uçuyorlar. Şimdi tam içlerini boşaltma zamanları zaten. Ben kısaca sizlere bizim bu Kuzey Almanya'da soğuk geçtiği için, hem nemli hem soğuk geçtiği için bizim burada genelde kullandığımız stropor kovanlar. Şöyle ki stropor kovan şöyle şeyden oluşuyor. Şu videoyu bir çevirebilsem. Kapatayım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle. Stropor kovan bu alt tabanı. Bunlarda hep şey var, tel var. Yani hava almalar için. Hepsinde de var. Kışın hatta bu sene çok kar yağdı. 2-3 hafta -15 derecene hiç düşmedi. Yani dondu bütün ortalık. Önleri kar doluydu. Hiç açmadım. Gerek yok. Alttan hava aldıkları yetiyordu zaten. Ondan sonra bunun üstüne arkadaşlar şöyle şu kovandan var. Bunu koyuyoruz. Bu da 11 tane şey alıyor, petek alıyor. 11 tane. Bunlar hep stropor yani. Kışın stroporun avantajı, kışın sıcak, yani tahta gibi değil. Kalınlığına baksanız 5 santimetre. Yani hemen hemen 5 santimetre kalınlığı var. Sıcak tutuyor. On bir tane de petek. Ondan sonra onun üstüne şu şeyi göstereyim.
Şöyle şu hazır folyeler var, bunları atıyoruz. Şöyle atıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Kapakta da gördüğünüz gibi girinti var. Bu girinti kek vermek için. Yani bu çünkü buraya üstüne koyduğumuz zaman tam peteklerin üstüne oturduğundan oradaki girinti içine keki koyduğumuz zaman bu kapak havada kalmıyor. Bu şekil. Şöyle çevireyim şunu. Evet, şöyle. Burası zaten uçuş deliği. Bunu istediğiniz kadar şunlardan istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Hepsi birbirine uyarlı şekilde. Arkada varova çekmecesi de var zaten. Şu varova çekmecesinde böyle koyduğumuz zaman, ne tarafta, bu tarafta. Varova çekmecesinde koyduğumuz zaman kışın da şu fare için tel örgü var, 6 milimetre. Yani fareler geçip girip arıların sıcaklığından yararlanmasın, içeride zarar vermesin diye. Biz bunlardan kullanıyoruz. Bunların tabii çeşitli versiyonlar var. Mesela bunun 1,5 olanı var. Yarım olanı var. 1,5'lar aslında arının yumurta koyduğu yere iyi ama onun şeyleri ayrı. Yani onlar biraz daha iki çeşit mum almak lazım bu sefer. Ama bal sezonu da geldiğinde arkadaşlar şu teli koyuyoruz mesela üstüne. Bu teli üstüne koyduk mu bir tane de bu kovandan koyup 11 tane de petek atıyoruz. Hiç işlenmemiş, hiç yumurta yapmamış. Sapsarı yani, hiç kullanılmamış petekler. Biz genelde burada arının yumurta atmadığı petekleri bal şişesi olarak kullanıyoruz. Üstünü de kapattık mı? Şu şekil kapattık mı? Ondan sonra arı hiç dokunmuyoruz. İşte böyle hava çok güzel bugün. Maşallah. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoya kadar fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Buradan da ne fayda arıcılık yapan abime selamlar olsun. Adana'da gezici arıcılık adı altında YouTube'da program yapan abime de selamlar olsun. Allah razı olsun. Çok şeyler öğreniyoruz. Çok ilginç şeyler anlatıyorlar. Öğretici şeyler anlatıyorlar. Birbirimizin tecrübesinden yararlanacağız artık. Bizim bilmediğimizi onlar biliyor. Onlar bilmediğini başkası biliyor derken tecrübe alışverişiyle. Ha bir de şunu anlatayım. Bak bir tane nerede? Şu gördüğünüz şu sarılar. Bu kovanların yem ve şurup verme şeyleri. İçine şurubu dolduruyorsun. Arı alttan hiç şey yapmadan orada deliği var. Delikten şurubunu alıp geri peteklere dolduruyor. Dün şurubumuzu da verdik. Birazdan bir bakayım, almışlar mı, almamışlar mı, başlamışlar mı. Yemleri biraz azdı çünkü. Havalar önümüzdeki günlerde tekrar biraz daha soğuk olabilir. O zaman yem ihtiyaçları var. Haydi hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bunlar küçük kovanlar. Bunlar ana arı yetiştirmek için veya oğul kaçmasın diye arıyı ayırdığımızda şurada ayırırım yapışmış. Arı ayırdığımızda yani kendi bunun içinde ana arı çiftleşmeye gitsin. Ondan sonra çoğalsınlar diye. Şu şekil. Mesela burada bir küçük uçuş deliği var. Mesela şu büyük delikte anarı girip çıkabilmesi için veya şeylerin erkek arıların girip çıkılması için onlar iri oluyor çünkü çevirdiğimiz zaman küçük delikler sadece iç arılar veya yağma olmasın diye. Şurayı da kek veya yemlerini koyup şu bölüme. Ondan sonra böyle hazır petekler var. Şuradan örmeye devam etsinler diye. Dört petekli. Bunun üstüne 2-3 tane de atabiliriz tabii çoğaldıkça, kuvvetlendikçe. Eğer bir ana ara kaybı yaşadığımız zaman buradan ki çıkan ana arıyı devreye sokabilmek için diğer koloni şey olmasın diye. Böyle bir imkan da var. Bunlar da stropordan.
Şöyle daha küçük olanı var. Şöyle göstereyim. Bu mesela anarı satmak için. Bunun hazır şeyler var. Petekler plastikten, yani devamı bu şekilde devam örsünler diye plastikten peteklerin gözlerini falan hazırlamışlar yani. Şöyle küçücük. En azından hazırda bir anarı bulunması için böyle bir şey yapmışlar. Bu da çok güzel. Burada yem yeri falan var. Önünde de deliği var. İstediğimiz zaman şu altını açıp altından deliği büyütme imkanımız da var. Aynı şekilde bunlarda da var altında. Onu bir göstereyim dedim. Gerçekten güzel bir hobi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir şey daha gösterecektim, unuttum. Mesela bu da oğul için. Yani oğuldan mesela arayı ayırıp oğula kaçmasın diye ayırıp başka bir koloni yapmak için 3 tane delikli alt kısım. Yine hep havalandırmalı zaten. 3 tane deliği var. Uçuş deliği. Üstüne de bir tane kovan attığımız zaman diyelim 3 koloniyi aynı anda barındırabiliyoruz. Bu mesela şöyle düşünün. Şu şekilde. Bu peteklerden değil de bunun özel petekler var. Onlar çıkarmadım şimdi. Şu şekil. Mesela böldüğüm zaman buraya da ikişer tane diğer peteklerden. Üçer tane. 3, 6, 9. Evet. 10, 11. Evet. Üçer tane. Mesela şurada uçuş deliği burası. Çıkış deliği. Bir koloni burada. Bununki bu tarafta çıkış deliği. Şu gördüğünüz sarı. Öbürünki yine bu tarafta. Mesela ikisi bu tarafta. Bir tanesi de bu tarafta. En azından bu koloni 3 tane peteği yumurtlayıp hani kendi arasında çoğalana kadar sonra büyük bir kovana tekrar alınabilir. Böyle de güzel bir çözüm var yani.